Önceleri Osmanoğullarına karşı savaşan bir Bizans tekfuruydu. Ancak zaman her şeyi değiştirdi. Osman Gazi'nin en çok güvendiği arkadaşlarından biri olup İslamiyet'i seçti. Osmanlı'nın ilk yıllarındaki teşkilatlanmalarında önemli rol oynadı. Akıncıların atası olarak adını tarihe yazdırdı ve Eskişehir'in Mihal Gazi ilçesine adını verdi. Mihal Köses ya da Müslüman olduktan sonraki adıyla Köse Mihal ve ailesi, Osmanlı'nın kuruluş yıllarında verdikleri büyük emekleriyle tarihe geçti. Köse Dağ Savaşı'nın ardından Anadolu Selçuklu Devleti zayıflamış, Moğolların baskıları sonucunda Türk aşiretleri Batı Anadolu'ya doğru hareket etmişti. Bizans'tan alınan topraklarda birçok bağımsız Türk beyliği ortaya çıkmıştı. Osmanoğulları ise Bizans'a komşu bir uç beyliğiydi. Babası Ertuğrul Gazi'den sonra beyliğin başına geçen Osman Gazi, fethedilen bölgelerde hoşgörü politikası uyguluyor, gayrimüslimlerin inancına karışmıyordu. Sınıra yerleşen gaziler, vasallık ilişkisi sayesinde yerel şeflerle bütünleşiyordu. Dil, din, kültür ve gelenek olarak birbirinden ayrılmış halklar, Osmanlı'nın sağladığı güvenlikle bir arada yaşayabiliyordu. Bu süreçte kendi isteğiyle din değiştirip Müslüman olanlar da vardı. Onlardan biri, Bizans'ın Harmankaya tekfuru Mihail Köses'ti. Osmanlılar, batıya doğru genişleme politikasına devam ediyor, bunu yaparken de en çok Bizans tekfurlarıyla mücadele ediyorlardı. O dönemde gücünü iyice yitiren ve Osmanlılara karşı art arda mağlubiyet yaşayan Bizans, diğer Türk beylikleriyle ittifaklar kurup Osman Gazi'nin ordusunu zayıflatmaya çalışıyordu. Eskişehir'deki bir Türk beyiyle yaşanan bir çatışmada da bu politikayı izleyen Bizans tekfuru Mihail Köses, Osman Gazi'ye karşı savaştı. Osmanlı tarihçisi Oruç Bey, bu ikilinin karşılaşmasını şöyle anlatır. Rum tarafından toz belirdi. Tozun içinden bir atlı çıka geldi. Zırh ve silahlar ile süslüydü. Meğer kafir beylerinden imiş. Konstantin'in namlı adamlarındanmış. Gelip meydanda çağırıp dedi ki, ''Bu aranızda Osman adlı adam var mıdır?'' Çatışmanın sonunda Osmanoğulları galip gelmiş, Mihail Köses ise esir düşmüştü. Ancak bu esaret ona çok farklı bir hayatın kapısını açacaktı. Osman Gazi onun cesaretini ve askeri dehasını çok takdir etmişti. Halkla uyguladığı hoşgörü politikasını Mihail de gösterdi ve zamanla yakın arkadaş oldular. Bu süreçte kendisini dinleyen ve Osmanlıların dini inancını gören Mihail Köses, 1313 yılında Müslüman oldu ve Osman Gazi'nin teklifiyle Abdullah Mihail adını aldı. Bundan sonra Osmanlı'nın teşkilatlanmasında ve yeni fetihlerinde büyük hizmetler verecek, Osman Gazi'nin en yakın silah arkadaşı olacaktı. Fetihlerde rolü büyük olan Akıncı Teşkilatı'nı kurdu. Osman Gazi'nin ölümünün ardından oğlu Orhan Bey'in yanında çatışmalara katıldı. Bursa'nın fethinde büyük bir kahramanlık gösterdi. Kesin olarak bilinmese de birçok tarihçi 1328 yılında öldüğünü kabul ediyor. Ölümünün ardından oğulları ve torunları Osmanlı ordusunda önemli görevler üstlendi. Mihaloğulları ailesi Osmanlı'nın kuruluş yılları boyunca Balkan topraklarını fetheden en büyük akıncılarıydı. Devletin güçlenmesinde ve yayılmasında büyük rol oynadılar. Rumeli'nin en güçlü uç beyliği Mihaloğulları ailesiydi. Ancak devlet güçlenirken vezirlik makamına getirilmediler. Bizanslı tarihçi Dukas'a göre bunun sebebi 2. Murat'ın rüyasıydı. Sultan 2. Murat rüyasında korkunç bir adam görmüş. Bu adam sultanın altın yüzüğünü alıp 5 parmağına birden takıp çıkarmış ve ortadan kaybolmuş. 2. Murat rüyasını yorumlattığında kendisinin ardından 5 padişahın daha geleceği ve sonra devletin yıkılacağı söylenmiş. Devletin yıkımına engel olmak için Rumeli beylerine vezirlik verilmemesi tavsiye edilmiş. Dukas, Mihaloğulları ailesine bu rüyadan ötürü vezirlik verilmediğini söylüyor. Ancak Köse Mihail'in torunları Osmanlı'nın en güçlü beyleri olarak orduda ve teşkilatlanmada büyük hizmetler vermeye devam etti. Abdullah Mihail Gazi ya da en bilinen adıyla Köse Mihail, Osmanlı akıncılarının kurucusu olarak biliniyor. Bugün Eskişehir'in Mihal Gazi ilçesi adını Köse Mihail'den alıyor. Osmanlı'nın kuruluş yılları ve İslam'ı seçen Bizans tekfuru Mihail Köses hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz GZT'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.